Are you familiar with the concept of evolution? Son 15 yıla yayılan Maymunlar Cehennemi üçlemesi yaptığı görkemli finalle veda etti derken kısa bir aranın ardından distopik evrene geri dönüyoruz. 2011 yılında seyirci karşısına çıkan Maymunlar Cehennemi başlangıç, geçmişi yarım yüzyılı aşan serinin en başına dönmüş ve yeni bir prequel üçlemesi başlatmıştı. Rupert Wyatt'ın yönettiği film, insanlığın çöküşü ve maymun ırkının yükselişine yol açan olayları hem sağlam bir kadroyla hem de yüreğe dokunabilen bir senaryoyla aktarmıştı. 2014 tarihli Matt Reeves'in yönettiği Maymunlar Cehennemi şafak vakti ve 3 yıl sonra vizyona giren yine Reeves imzalı Maymunlar Cehennemi savaş filmi de baş kahramanımız Caesar'ın hikayesine noktayı en zirvede koymayı başardı. Apes together strong. Prequel üçlemesi genel olarak büyük beğeni toplarken her serinin etinden sütünden sonuna kadar faydalanıldığı bir dönemde halen iyi hikayeler izleyebildiğimiz için kendimizi şanslı da hissettirmişti. When I sleep, I see strange things. Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık ise maymunlara barış içinde farklı bir dünya mümkün mesajını vererek aramızdan ayrılan Caesar'dan nesiller sonrasına götürüyor bizi. Caesar artık maymun kabileleri arasında bir efsaneye dönüşmüş, öğretileri unutulmuş ve hatta bazı kabileler kendisinden bir haber. Legend says ape and human lived side by side. Şahin kabilesinin genç üyesi Noah ve arkadaşları yetişkinliklerini kanıtlayacakları yükseliş töreni için hazırlanırken tanımadıkları bir başka maymun grubu tarafından saldırıya uğruyor. Bütün köyü esir alınan Noah kaçmayı başarırken yolu bir dişi insan ve yaşlı bir orangutanla kesişiyor. I have a name. May. Geçmişten de Caesar'ın mirasından da bir haber olan Noah'nın çıkacağı bu serüven kendisi farkında olmasa bile her iki ırkın da geleceğini belirliyor. Yeni Krallık kendi başına güçlü bir şekilde ayakta durabilen prequel serisinden sonra duyurulduğunda biraz tepkiyle karşılanmıştı. Asıl serinin öncesini eli yüzü düzgün şekilde anlattıktan sonra seyirciye daha ne sunulabilir derken Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık heybesinde yeni numaralarla çıka geldi. Yeni bir üçlemenin ilk bölümü olacağı söylenen film, ton olarak prequel filmlerin izinden giderken yine benzer temalar üzerinden ilerliyor. There are dangers beyond our village. Artık insanların hikayedeki ağırlığı çok daha arka planda. Maymunlar gezegendeki hakim ırk ve aynen insanlar gibi onlar da kendi aralarında bölünüp farklı ideolojiler geliştiriyor. Bazıları yine bizler gibi gücü tek elde toplayıp tek bir krallık altında her şeyi yönetmek isterken Caesar'ın fikirlerini hatırlayan az sayıdaki maymun da çözümün bu olmadığını tekrarlıyor. Henüz hayatın başındaki genç Noah sadece dünyaya değil kendi tarihine de çok yabancı ve farklı güç dinamikleri arasında sıkışırken kendi yolunu çizmesi lazım. Önceki üçleme bize insanların en büyük kusur ve hataları üzerinden basit ama nitelikli söylemlerde bulunurken Yeni Krallık işi biraz daha karamsar bir lensin ardından aktarıyor. İnsanlığın büyük suçları artık kendisi yok olmanın eşiğine gelmiş olsa bile başka türleri de zehirliyor. İnsanlık tarihini öğrenen maymunlar bizden yanlış dersler alıp yeni bir tiranlığın hayallerini kuruyor. No, bend for your king. Never. Distopyaların doğası gereği benzer hikayelerde olduğu gibi Yeni Krallık filmi de bizi alegori bombardımanına tutmuş. Ancak bu işi genelde nitelikli bir şekilde yürüttüğü için rahatsız hissetmiyorsunuz. Gücün yanında kümelenen konformist insanlar, hayatlarını vermeye hazır idealist maymunlar ve insanları örnek alıp diktatörlük hayali kuran başka maymunlar. Bildiğimiz ama bir türlü öğrenmek istemediğimiz hikayelerin başka versiyonları. In their time, humans were capable of many great things. Anlatılacak yeni bir destan için giriş niteliğindeki senaryo ise aynen öncül üçleme gibi akılda kalıcı karakterler çizebiliyor. Noah gelecek filmlerde bir Caesar'a dönüşebilir mi ya da en azından onun kadar hatırda kalacak bir figür olur mu bilmiyorum. Ama Yeni Krallık'ta size sevip nefret edeceğiniz, yıllar sonra aklınıza gelebilecek birkaç karakter prototipi sunuyor. Kendi halinde yaşarken dış dünyaya açılmak zorunda kalan Noah, tamamı kendi yöneteceği bir krallık hedefinde olan Proximus ve doğruyu bulmaya çabalayan Raka gibi karakterler artık parmak ısırtacak kadar iyi görsel efektlerinde katkısıyla kısa sürede bağ kurabileceğiniz üzerinde iyi çalışılmış profiller. Apes will learn, I will learn.
Ancak bu karakter çalışması maalesef ki Caesar'ın yola ilk adımını attığı Maymunlar Cehennemi başlangıç filmindeki kadar kuvvetli değil. Yaklaşık 2,5 saati bulan süresini genelde karakterleri detaylandırmak için harcayan senaryo, finaldeki sürpriz üzerinden gelecek filmlerde ne kadar sağlam bir hikaye anlatabilir diye meraklandırıyor. Son olarak yönetmen Wes Ball farklı bir çağın hikayesini anlattığının farkında. İnsanlığın büyük eserleri artık birer gölgeden ibaret. Otlar ve sarmaşıkların altına gömülmüş. Yeni bir dönemin başladığının izleri sık sık perdeye farklı sahnelerle yansırken, Ball bize acı verici geçmişin izlerini sıkı aksiyon anlarında bile hatırlatıyor. It was a human place. It is not yours. It is now, isn't it? Yeni krallık endişelendiğim gibi bir ineği son damlasına kadar sağma projesi değil. Ya da bunu gizlemeyi iyi başarıyor. Maymunlar Cehennemi filmleri içindeki en güçlü görsel efektlere sahip olduğunu ve sık sık izlediğiniz karakterlerin görsel efekt mucizesi olduğunu unutturabildiğini de ekleyeyim. Kısacası görsel anlamda soluk kesici, uzun süresine rağmen sürükleyici ve her şeyden önemlisi anlatacak hiç de fena olmayan bir hikayesi var. Belki de en mühimi, Caesar efsanesinin ardından ortaya sağlam bir iş koyması gerektiğinin bilincinde. What a wonderful day! Bir videonun daha sonuna geldik. Çok daha fazla haber ve inceleme için bizi sitemiz ve sosyal medya kanallarımız üzerinden takip etmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar IGN'le kalın.